çek. Arkadaşlar herkese selam. Selamlar. Bugün çok eğlenceli bir video çekiyoruz. Çok. Ne çekiyoruz? Izdırap çekiyoruz. Evet. Şöyle, biz bisiklete başladığımız günden beri kayıt altına alabildiğimiz düşüşlerimizi bir video altında toplayıp size sunacağız. Şu an montajını yapıyoruz. Hangi düşüşün neden olduğunu ve düşüşten sonra ne gibi hasarlar oluştuğu ile ilgili kısa kısa bilgiler de vereceğiz video içinde. Şu anda izlerken eğlenceli bu. Siz belki güleceksiniz. Biz şu anda izlerken çok gülüyoruz. Lakin bu olaylar gerçekleştiğinde acı ve korku içerisinde yaşamıştık bu anları. İnşallah beğenirsiniz videoyu. Biz iyi seyirler diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Dikkat et Ömer. Yavaş lan. Evet arkadaşlar. Şimdi buradaki ilk düşüşte şöyle bir şey oldu. Yani ilk benim düşüşlerimle başlayalım dedik. Bu 1,5 sene önce falan Big Bear diye bir yer var. Bizim bike parklarında olduğu bir yer var. Daha önce videolarda çekmiştik. Big Bear yakınlarında bir orman parkuru. O zaman da daha yeni yeni başlıyoruz. Zaten gayet şeyiz. Böyle sırtımızda çantalar falan filan. O arada şöyle bir şey oldu. Bisikleti de daha yeni almıştım ben galiba. Bundan önceki YT Capra idi bu. Capra Pro'ydu. Siyah beyaz olan. İlk turumuzdu. Bisikleti aldım 2-3 gün sonra direkt buraya. Aşırı dar yol. İnanılmaz dar. Orada geçerken acaba düşer miyim diye düşünürken Akın sağ olsun beni uyardı. Yavaş lan. Dikkat et diye. Onun çünkü uyarması... ben az kaldı takıldım düştüm yani. Evet, onun uyarmasıyla ben panik oldum. Görüntüde gördüğünüz gibi gidon şeye vuruyor. Orada bir kök, ağaç kökü var. Ona vuruyor. Ona vurunca dengemi kaybediyorum ve ben aşağı yuvarlanıyorum. Tabii ki çok ufak sıyrıklarla atlattığımız bir kazaydı. Zaten kahkahalardan da anlamışsınızdır. Çok eğlenceli bir kazaydı bu. Nasıl güzel mi orası? Çekti mi? Ripomen diye bir yerde oldu. Tünelin de burada bir düşüşü var. Hatta bu videonun içerisinde göreceğiz. Çok dik ve tozlu bir yerin sonu burası. O dik ve tozlu yeri bitirdikten sonra zaten önemli olan kısmı aslında orası. Sonunda bir atlama var. O dik ve tozlu yeri layıkıyla bitirdik. Atlamaya gelince durduk. Atlamayı bir öner çeksin dedim ben. Ama hızlanabilecek yeterli yer yok. İşte burada yeterince hızlanamadığım için atlamayı düzgün yapamadım. Ön tekerleğim erken düştü. Gittim önere vurdum. Önerden sektim. Ağaçların arasına düştüm. Allah'tan çok kötü bir şey olmadı ama güzel bir düşüştü. Öğretici bir düşüştü. Ondan sonra hiç düşmedik burada. Evet. Beşimi hemen arkasına benim düşüşümü de koyacağım ama bu biraz daha tepede. Evet. Aslında bir tık üstte benimki. Aslında evet. Senin düştüğün yer daha tehlikeli. Asıl düşülebilecek yer. Evet. Asıl önlem alınması gereken yer. Şimdi burada bir şey yok. Buradaki tek sorun benim yavaş gelmemdi. Gevşekliyim. Sonra Öner de sağ olsun güzel bir açı yakalamak için benim düşmem gereken yerde konuşlanmış. Önce ona vurdum, sonra gittim ağaçların dibine düştüm, ağaçları salladım. Yalnız ağaç detayı çok önemli. Burada ağaçların sallanışı gerçekten. Öner onu çok seviyor, o ağaçların sallanmasını. Evet. Şimdi burada yine Ripomen demin Akın'ın düştüğü yer. Dedim bir üstü yani bu yokuşu dönebilirsek daha önce birkaç kere dönebildik. Dönebildikten sonra Akın'ın düştüğü yere geliyoruz. Bu arada bu Ripomen de ciddi tehlikeli parkurlardan. Laguna'nın en tehlikeli parkurlarından biri bu arada. Burada şöyle bir şey oldu. Yaz mevsimi miydi Akın? Neydi?
çok tozlu, aşırı tozlu yol yani. Gene böyle sonbahar herhalde, evet, yaz sonra. O kadar tozlu ki yani normalde şöyle ayakkabının yarısına kadar şey oluyor, kuma batıyorduk. Başta böyle bir gözümüze kestirdik. Akın dedi ki ben buradan inmeyeyim, inersem düşerim. Ben dedim ki yani deneyelim. Öyle bir enteresan bir cesaret vardı onun içinde. Sonra oradan deneme yaptık. Ben inebilseydim Akın da gelecek arkamdan. Lakin ben inemedim. Orada şöyle bir şey oldu. Çok dik, tam böyle bir kök gibi bir şey var yerde. O kökü geçtikten sonra böyle bir ufak bir ramp oluyor. Şey, böyle bir basamak oluyor. Tam o basamakta freni kökledim. Çok hızlı iniyordu bisiklet, kayıyordu çünkü. Orada arka teker kilitlendi. Bu da geçen sene olan bir kaza. Kilitlendi ve tekerlek kaymaya başlayınca ben yapıştım. Peki benim kazam Article dediğimiz, bu bizim en çok kaza yaptığımız bugüne kadar ve bence buraların en sıkıntılı parkurlarından bir tanesinde oldu. Ama bu geçen hafta oldu. Yani bu geçen hafta demek aslında bizim hani her geçen gün biraz daha bisikleti iyi kullandığımızı varsayarsak bizim ustalık dönemimize denk gelen bir kaza. Neden oldu? Çünkü bizim ustalık eserimiz bu. Ustalık eserimiz zaten bayağı yaralanmalı oldu. Bir iki fotoğraf var, onları öner koyacak ama sıkıntılı olan aslında ben... Bisikletiyle kollarında değil mi? Şu... Kollarımda, bacaklarımda ama asıl benim kafamı vurdum burada. Bu arada arkadaşlar bakın, düşüşte dizlik olması bayağı işe yaradı. Dizlerinde hiçbir problem, evet, yok. Sadece açık olan, yani biz normalde dirseklikle takıyoruz ama artık yani çok sıkıntı oluyor. Sadece dizlik takıyoruz. Dizlik olmasaydı bütün dizleri parçalanmıştı yani. Görüyorsunuz. Dizimde Allah'tan bir şey yok. Kafamda var. Doktora gittim. Sen onu biliyor musun? Söyledim. Ya bu kazadan sonra başım ağrımaya başladı. 2-3 günde ilaç içtim falan, geçmeyince ben doktora gittim. Ya concussion deniyor. Doktor böyle böyle olmuş dedi, concussion. Baktım işte travma diyor. Beyin travması gibi ama çok önemli bir şey değil. Yani ilaç kullanıyorum. Yavaş yavaş geçecek. Şimdi neden kaza oldu diyordum. Bu benim elektrikli bisikletimle yaptığım bir kaza. Aslında bu kadar taşlı, bu kadar dik bir yerden, o kadar ağır bir bisikletle çok daha yavaş ve temkinli inmek lazım ama benim o gün kendime bir aşırı güvenim vardı olmaması gereken. Bu arada elektrikli bisikletin de bir artısı o. Onu da söyleyeyim. Elektrikli bisiklette de öyle bir şey var. Benim elektrikli bisikletle tecrübe ettiğim çok sessiz bir bisiklet. Ben ne kadar hızlandığımı anlamıyorum yokuş aşağı. Ve biraz daha ağır olduğu için çok daha dengeli iniyor. Bir şekilde ben olmaması gereken kadar hızlandım. Sonra yere çok aşırı hızlı girince tam kestiremedim nereden gitmem gerektiğini, düştüm. Düştüm, kafamı vurdum, elimi kolumu vurdum, morardı. Ondan sonra arkadan kamyon vardı. Geliyordu. Arkadan bir de kamyon çarptı. Onu kötüydü. Bir sonraki videoda göreceksiniz. O zaten mum dikti. Çekil, 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 çekil. Bahsettiğimiz kamyon buydu kendisi. Zaten ben orada yaralı bir şekilde yatarken şok olmuş bir şekilde. Hızlıca görünce ayağa kalktım. Çekil çekil de değil mi? Enteresan. Bir can havliyle bir çıkmaya çalıştım zaten geliş yönünden ama o da çekil çekil dedi, zaten çekilmeye çalışıyordum. Nereye yani, çekileceği de belli değil. Evet, yani, meçhul. Yolundan uzağa çekilmeye çalışıyordum. Orada sağlam bir vuruyordu bana ama ufak bir vurdu. Azıcık tozumu aldı. O kadardı yani. Hemen ertesi gün bir parkur altta ben düştüm. Şimdi bundan sonra da o geliyor. Allah'tan. Değil mi? Yüzümü vurdun bile şuna. Hafif bir çizik var. Altı burası. Evet, 7 burasıydı. Evet, burada, burası da hemen Akın'ın düşmesinden bir gün sonra
Yine aynı parkurun bir alt katı. Ya biz burayı şöyle adlandırıyoruz. İşte başlıyoruz 1 numara, 2 numara, 3 numara. Çünkü bu Artsukul'un 7 farklı tehlikeli geçiş noktası var. Biz oraları numaralandırıyoruz. Hani birbirimize de anlatmak adına işte 2 numaradan şöyle indim, 3 numaradan düştüm falan diye. Dolayısıyla ben burada anlatıyorum inişte. İşte diyorum ki 4 numaradan geçtim, 5 numaradan geçtim. Diyorum işte burası 6 numara. En son bu bitişin olduğu yer 7 numara. 7 numarada gördüğünüz gibi videoda zaten anlatıyorum. Düşerek anlatıyorum nasıl geçtiğimi. Şöyle bir şey oldu. Yine yol çok tozlu. Ben o gün ön fork ayarlarımla bir oynama yaptım. Daha önce kapalıymış. Yumuşak değilmiş yani sert değilmiş. Onu yumuşattım biraz. Yumuşatınca sertken kullandığımda lastiği havasını inik kullanıyordum. Yumuşattığımda da indirdim. Dolayısıyla biraz fazla esnemesine sebep oldu bu. Orası çok dik, süratli ve böyle basamak olan bir yer. Orada çok ciddi zıpladı bisiklet. Ön fork basınca birden fırlattı. Fırlatınca ben oradan yan taraftaki şeye çıkıp çarpıp çalıkla çarpıp düştüm. Bu düşüş de böyleydi. Şimdi bundan sonra bir son düşüşümüz var. O da yine Artsukul'da ama çok önce. Geçen sene çok uzaktan çekim, Akın'ın düştüğü bir çekim. Akın'ın düştüğü bir çekim. Onunla videomuzu kapatacağız. Onda da zaten bayağı bir hasar almıştı Akın. Hani video uzaktan olduğu için biraz hafif görünebilir ama tamam, çok, anlatacağım orada. Çok ciddi bir düşüştü. Evet, o noktada Akın anlatacak. O videoda tekrar görüşeceğiz. Ramazan'dan 2 gün önce oluyor bu. Ben neden düştüm? Çünkü bir gece önce çok içmiştim. Ayran. Ayran çok içmiştim. Şimdi ben Ramazan'larda içki içmeyen ama Ramazan dışında işte haftada bir kere falan içki içen bir adamım normalde. Burada da işte biraz gevşeklik yapıyorum. Ramazan'da oruç tutmuyorum. İşte hafta sonları sadece tutuyorum. Bisiklete bindiğim için falan filan böyle. Tam Ramazan'dan önce en son içki içtiğim gecenin ertesi gününde bu Artsukul denen belalı yerde çok kötü göğsümün üstüne düştüm. Düştüm 2-3 dakika konuşamadım, nefes alamadım ve ölüyorum zannettim. Ondan sonra bir ayda bisiklete binemedim. O bir ayda Ramazan'dı ve bisiklete binemediğim için 30 günde oruç tuttum. Yani ben bu düşüşü kısa da hisseye buradan çıkarmamız gereken de. Bu düşüşü biraz Allah bana verdi gibi hissediyorum. Sen madem bisiklete binmek için oruç tutmazsın, al sana dedi, güm bir koydu beni yere. Bir ayda oruç tuttum yani. Bir de öyle şöyle bir hasar oldu gördüğünüz gibi. Evet, öyle bir şey, panter tırmalamış gibi bir hasar oluştu. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz böyleydi. 2 senedeki düşüşlerimizi kayıt altına, daha çok düşüşümüz vardı, bunlar kayıt altına alabildiklerimiz. Evet. Onları böyle bir size anlatarak neler yaşadığımızı size göstermek istedik. Umarım beğenmişsinizdir. Var mı söylemek istediğim bir şey? Var. Düşmek, yani bisiklet işini geliştirmek istiyorsanız düşmek zorundasınız. Şöyle bir laf var. Düşmüyorsan geliştirmiyorsun. Yani hiç düşmeyen adam bisiklet kullanmasını kesinlikle geliştirmiyordur. Böyle bir gerçek evet, var. Evet, dağ bisikletin alfabesi. Aynen. Düşmek zaten biz her gün düşüyoruz bir şekilde. Bunlar kayıt altına aldıklarımız. O yüzden zaten korunaklı giyiniyoruz. Her tarafımızı korumaya çalışıyoruz mümkün mertebe. Dolayısıyla bu sporu yapıyorsanız düşeceksiniz. Düşmeden bu sporu yapmıyorsunuz. Eğer düşmüyorsanız yeteri kadar kendinizi zorlamıyorsunuz oluyor. Aynen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım görüşürüz. Videomuzu beğenirsiniz. Beğenirseniz like butonuna basın lütfen. Takip ederseniz de videolarımızı anlık yüklediğinizde haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bye.